Satranç saatine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda satranç açılışları serimize şöyle çok güzel tatlı bir ekleme yapacağız. Hemen maça başlayalım. Leicester oynandı. Bir Blitz maçı. Benim rakibim Palanka 2020. Bakalım maçta neler oldu? Hikayesi var mı yok mu? Ben niye tal gibi oynadım diye başlık attım. Hepsini açıklayacağız. E4 ile maça başlıyorum. Rakibim C5 oynuyor. Sicilya açılışı. At F3, E6. D4, CD4, at D4. Şimdiye kadar ilginç bir şey yok. A6, at C3 ve vezir C7. Bu pozisyona geldik. Kan varyantı deniyor Sicilya'da. G3, B5, fil G2 ve B4. Genelde kan varyantı tarzı A6, B5'li sistemleri oynayanlar bu B4 sürüşünü yapar. Atı buradan kovalar ve E4 piyonuna baskı kurmaya çalışır. Beyazlar da genelde atını A4'e ya da E2'ye doğru kaçmayı tercih eder. Fakat arkadaşlar pazartesi günü sizlere attığım videoda Tal ve Larsen'in bir maçını anlatmıştım. O maçta Tal böyle maçın ortalarında bir at D5 fedası yapıyor ve oyunu kazanıyordu. Ben sadece ona özendiğim için burada at D5 oynadım demek isterdim ama hayır. O maçla ilgili bir araştırma yaparken bu varyanta denk geldim. Şans eseri birebir aynısına denk geldim ve bunu bir Grandmaster bahsediyordu. Hem de o Tyler Larsen'in maçının altındaki yorumlarda işte böyle bir varyant var. Hatta bunu Caruana'ya karşı da oynamış birçok süper GM diyebileceğimiz isimler var ve hepsini yenmiş arkadaşlar. Profiline girip özellikle araştırdım ve gerçekten dedikleri doğruydu. Ben de ona güvenerek oynadım. E alır D5, E alır D5 ve bir alet gerideyiz. Tecrübemizi yapacağız bakalım neler olacak. Rakibim burada fil B7 hamlesini kullanıyor. Gayet normal gözüküyor. D5'e basıyor vesaire. Rok ve rakibim burada D6 oynuyor. Niye D6 oynuyor? Şöyle bir hamle geri gidelim. Şimdi D6 oynamasının sebebi beyazların elinde birkaç tane zaten böyle iş yapacak hamle var. Bunlardan bir tanesini engellemek. Şu iş yapacak hamleler neler? Biri zaten kaleye bir. E hattından bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Bir diğeri at F5. Eğer E hattından şah çekersek E7'ye basarız. Filini çıkmış olursa G7'ye basarız. Tamam. Bir diğer olay D6 sürüp vezire basmak. Eğer E7'ye bir taş geldiyse kapattıysa ona basmak. Aynı anda bir de B7'deki fili istemek. Zaten beyazın şu anda genel olarak yapabileceği şeyler bunlar. Rakim de D6 oynayarak bu son gösterdiğim D6 sürüşünü engelledi. Kale E1, fil E7 ve at F5. Şimdi bu at F5 o kadar güçlü ki fil açmaz da ve onu tutan taşlardan biri vezir, diğeri at. Atını oynayamıyorsun şimdi. Atın oyuna girecek ki rok atsın, açmazdan çıksın ama atın oyuna girdiği anda kale E7 ile karşılaşacak ve vezir kaybedecek aynı zamanda. Hem taşı geri alacağız hem vezir alacağız. Atını oynayamazsa G7 ile ilgili problemleri olabilir ve orayı tutması lazım. Ya şu anda G6 oynayacak ya da şah F8 oynayacaktır. Rakibim şah F8'i tercih etti. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Maçın sonunda bakarız. Bilgisayarla analiz ederiz. Vezir G4. Ver G7'yi madem öyle diyoruz. Rakibim bu sefer G6 oynamak durumunda kalıyor. Ve G6 oynadığında siyah kareler bariz bir şekilde zayıfladı. O zaman siyah kareleri tek koruyabilecek taşı ortadan kaldıralım. Yani E'deki fil. Alıyoruz. At E'de alıyor ve hemen flaş altı rakibimize şöyle soruyoruz. G8'e gidip hemen mi kaybetmek istersin yoksa E8'e gidip biraz can çekişmek ister misin diyoruz. G8'e gitseydi nasıl kazanacağımızı gösterelim. Vezir D4 oynayacağız ve ver matı diyeceğiz. Matı tutamayacak. Tutmaya yarayan tek hamle at F5. O da bu sefer kaleyle son sıra matı olmasına yol açıyor. O yüzden rakibimiz E8'e kaçtı ve şimdi fil G5'te açmazdaki taşa saldırı yapmaya başlıyoruz. Yani
Tehdidimiz çok basit. Kaleye 7 yapacağız. Sonra da veziri almaya çalışacağız. H5 oynuyor burada. Eğer yanlışlıkla gidip kaleyle E7'yi alırsak o zaman belki biraz kurtulma şansı olabilir siyahları. Kurtulmaktan kastım kazanacaklar maçı. Vezir D4 yine işe yarıyor. Ver kaleyi. Önce bir F6 oynadı. Çünkü kale H7 geldiğinde bari dedi atı tutayım. Ama bu sefer de G6 piyonunun boşta olduğunu unutmuş. Çünkü at açmaz da vezir G6'yı alabilir. Şah çekiyoruz. Kale F7. Tuttum zannediyor atını ama bu sefer de kalesi açmazdı arkadaşlar. Yani kale atı korumuyor. Kale E7. Vezir E7 artık mecbur kaldı. Fil E7 ve Şah E7. Maç burada teknik olarak bitti ama zaten 3 hamle olduğu için gösterelim nasıl sonuçlandığını. Kale E1, Şah F8. Vezir alır D6, Şah G7 ve Kale E7 ile fişi çekiyoruz. Maçı tamamen öldürdüğü için bu hamleyi tercih ettim burada ve rakibim de zaten burada terk etti. Peki şöyle gelelim. Arkadaşlar, şimdi biz at D5 oynadık ve rakibimiz bunu aldı. Sayısal olarak bakarsak 3 piyon gücünde, 3 piyon değerinde bir taşımız verdik. Karşısına 1 piyon aldık. Ne bekliyoruz? -2 gibi bir bilgisayarın bize sonuç vermesi lazım. Sadece taşların değerlerine baksaydı. Birazcık da pozisyonumuz iyi. Şöyle taşlarımız hani daha çok gelişmiş, daha güzel yerlerde. Hadi 1.3, 1.5 versin değil mi? Bakalım. Bilgisayarı açıyoruz ve -0.6 veriyor. Demek ki beyazlar zannedildiğinden daha iyi bu pozisyonda. Gerçekten büyük ustanın söyledikleri doğru. Ve burada siyah doğal gözüken bir hamle yaparak maçı kaybediyor. Bakın fil B7 oynuyor. Ve yine açalım. 2.6 ama artı 2.6 beyazlara kazanç vermeye başladı. Doğal bir hamle işe yaramıyor arkadaşlar. Birkaç hamle daha bakalım. Mesela at F6 3 veriyor beyazlara. Adam taş önde. At F6 önüne taş geçtiriyor. Kaybedecek. Fil E7 4 veriyor arkadaşlar. Fil D6 hani bizim D6 sürüşümüz engelsin. 3 veriyor. Peki ne olsun istiyor? Yani bu bilgisayar ne olsun istiyor? Vezir C4'ü oynayacak diyor. Vezir C4 ne yapıyor? F1'i tutuyor. Yani rok attırmıyor. Ve bu şekilde üstünlüğünü siyahlar devam ettirebilir diyor ama bir blitz maçta hele de internette Vezir C4'ü bulup oynayacak büyük usta bile zaten oynamamış. Bu 2100 civarında iki oyuncunun oynadığı maçta Vezir C4'ün bulunması zaten mümkün değildi. Bu acayip fikir gerçekten işe yarıyor mu? Sizler de deneyin ve bunu yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Ya da buna benzer fikirler varsa aklınızda bu videodaki gördüğünüzü beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ve bir şeyler söylemek isterseniz yorumlarınızda belirtin. Bunları biraz tartışalım, satranç konuşalım. Evet, burada videomuza son veriyoruz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınız benim için önemli. Bunları da belirtin. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek dileğiyle.